Kız Züre diye nota var mı sahiden? Aklımı kaçıracaksın, sığmıyor buralara. Ay, ay Sıdıka yeter artık evin içinde oynadığın kızım. Aa, biraz da bahçeye çıkın. Ay, yorulmadı yani kaç saattir ha? Aslında bu saatlerde biraz duruluktu ya. Sıdıka ablasını gördü, dellendi yine. Terminatör gibi yedek enerjisi girdi devreye. Ay Sıdıka ne yapmışsın kız suratına öyle? Onun yazıtlarına dönmüşsün. entel makyajı dediğin de bu kadar oldu Safiye. Yavrucuğum sakın karalama duvarı. Ay Zekeriya amcan yeni boyattı daha oraları. Meltemciğim. Aha durmaz gari. Asmalı konaktaki kız gibi her yeri boyayacağım diye tutturur. Kız Safiye al onu elinden. Vallahi bütün mahalleyi çizer şimdi bu yeminle. Ya ne var işte boyayıversin çocuk. Allah Allah içindeki yaratıcı kimliği ortaya çıkartıyor. O kadar da sıkmayın çocuğu. Akşam baban da içindeki yaratıcı katili ortaya çıkartırsa görürsün o zaman gününü Sıdıka. Bilmiyorum yani işte bak burada kağıt kalem falan var ha. Bunları ver otursun burada bir şeyler çizsin. Değil mi yani? Gel Meltemciğim gel seninle burada biz resim yapalım. Gel bir tane hadi. Bak burada kağıt kalem var ama yırtıp parçalamak yok tamam mı? Peki Sıdıka abla yırtmam Sıdıka abla. Hadi. Kız Sıdıka sen de böyleydin ha küçükken. Eline kağıt kalem verilince böyle susar otururdun. Belli bunun da ne olacağı büyüyünce entel olacak senin gibi. Burayı boyayalım. Bebek eviymiş burası. Burayı boyayalım. Ne yapıyorsun sen küçük müdirem? Boyayı badanayı yaptım ben kulübeye. Aa, bebek evinden kadın çıktı. Kadın var burada bir tane. Şişman bebek. Meltemciğim o Zehra. Kulübede Lord'la birlikte kalıyorlar. Kız! Kız Meltem! Gel bakalım buraya. Deli o kadın. Şş, deli o kadın kız. Allah dilini ya. Keser dilendirir sonra seni sokaklarda. Deli kız o kadın. Gel. Bak saat bir yönünde. Halının tam köşesinde bir cam parçası nerede? Daha var. Bak. 2 derece batıya. Oldu. Kız Sıdıka. Kulağını aç da iyi dinle Gonca Gül teyzenin direktiflerini. ne de olsa arzum yüzünden kırık dökük temizleme konusunda uzmanlaştık kendisi. tabii ayol. Benimki kırdıktan sonra ben görmeyeyim diye saklıyor gözü kör olmayasınca. Yok. Geçenlerde kumbarasından bir biblo başı çıktı. Tam 12 yıl önce kırmış. Ayol az daha dursa antik eser olacakmış yani ilahi arzum. Sizin Meltem de hiç fena esmemiş yani kız Safiye. Bahçenin halini gören doğalgaz döşetiyor zannedecek herkes. Ne yaparsın Goncagül? Hastaneye gidip geliyor diye katlanıyoruz işte anacığım. Sağlık işleri mühim tabii ne de olsa. Şetaret Hanım yok mu? Gelmişken onu da görseydim çok iyi olacaktı. İçeride uyuyor zavallı kadıncağız. Bu milli afetle baş etmek kolay mı? Merhaba Sıdıka abla. Zahide ile uyuduk biz. Aman da aman. Oh prensesimiz kalkmış yavrum. Uyku semesiyken sen ne tatlısın böyle. Gel bakayım Safiye teyzenin kucağına. Azıcık senin yanaklarını ısırsın. Oh. Allah bağışlasın. Kız pek şirin bir şey. Şirin tabii ayol. Şu ağza burnuna bak. Bak Goncagül şu ağza burnuna bak. Oh okka gibi ayol. Düşüp de ağzını burnunu haşırlık ederken kırmazsa çok can yakacak. Bütün erkekleri böyle peşinden koşturacak Goncagül. Prens Albert gibi damatlar getirecek inşallah. Oh. Biz o konuyu Meltem'le konuştuk anneciğim. Kendisi sadece gelin değil aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu olacak. Kısmetini uzayda arayacaksınız yani. Tabii kızım artık ne istiyorsa o ne olur. Hatta bu kadar iyi koştuğuna göre o bizim bir koşucu kız var. Neydi yurt dışında bizi temsil ediyor hani. Sümeyra Aycan mıydı? O Bilge Ceylan. Neydi Sıdık onun adı? Ne güzel birbirine karıştırıyorsun her şeyi anne ya. Koşucu olan Süreyya Ayhan. Nuri Bilge Ceylan dediğimizde film yönetmeni. Tamam her neyse işte Sıdıka. İster astronot olsun isterse Süreyya Ayhan. Yarış başlamak üzere sayın seyirciler. 5 numarada